Ne diyorsun anlamıyorum. Sağır mısın? Baban elimizde. Senden isteklerimizi daha sonra bildireceğiz. Bizden haber bekle. Ali... Sayın abla, babam nerede? İyi ki aradınız Atıf Bey. Sormayın, bugün korkunç şeyler oldu. Babanızla anneniz eve gelirken saldırıya uğramışlar. Babanızı kaçırmışlar. Anneniz de kalp krizi geçirdi. Şu an hastanedeyiz. Durumu ağır diyorlar. Durumu ağır ne demek? Neredesiniz? Hangi hastanedesiniz? İyi, tamam, geliyorum ben. Ne oldu? Kötü bir haber mi var? Kötü bir haber mi? Babam nerede Fırat? Babamı bırakacaksın. Tamam, vazgeçiyorum soruşturmadan. Babamı bırak! Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne demek ne saçmalıyorsun? Al belgeleri. Tamam, vazgeçtim hepsinden. Al belgeleri, hepsini yakabilirsin, tamam mı? Ya annem kalp krizi geçirmiş. Kadın öldü, ölecek. Ya Allah belasını versin belgesini de be. Babamı bırak diyorum Fırat sana. Pazarlık yapalım, beni al, babamı bırak, tamam mı? Fırat, ne oluyor? Doğru mu bunlar? İş buralara kadar geldi mi artık? Sen anlat Narin. İş buralara kadar geldi mi? Sen bu pislikle bir olup benim kuyumu mu kazıyorsun? Fırat, yapmayın bak. Yaşlı başlı adamdan ne istiyorsun? Al beni götür, pazarlık yapalım, konuşalım ha. Al dosyaları. Ay dosyasını al, dosyaları, git. Bak, senin canın sıkkın. Ne dediğinin farkında bile değilsin. Git annenin yanına. Burada salak salak konuşacağına polise haber ver. Vakit kaybediyorsun. Fırat, eğer gerçekten bu işle bir ilgin varsa... Sen benim ne zaman haydutluk yaptığımı gördün Narin. Bu herifin oyuncağı olmuşsun sen de. Bravo. Büyük avukat. Öyle hemen bir tane araba hazırlayın. 2 tane de adam yollayın buraya, çabuk. Bunun yanına kalmayacağını biliyorsun değil mi? Hı? Canım pahasına da olsa senin bütün gerçek yüzünü ortaya çıkartacağım, tamam mı? Süründürürüm seni. Umarım bu işin altından çıkmazsın Fırat. Ya baksana şu surata, gözümüzün içine baka baka doğruyu mu söyleyecek? Bırak Allah aşkına. Yürü gidelim. Yani çocuğu böyle annesiz büyütmek zor olmayacak mı Sermet Bey dadıların elinde? Ama siz kafadan giriyorsunuz yani mevzuya. Öyle ama büyük sorumluluk, bir de kız çocuğu. Görünüşte babası Ali. Cık. Olur mu ya? Tamam, kitabını uydurmuşsunuz ama olmaz. Bakın ben diyorum ki bir zamanlar babuşkasını bulmuştunuz ya siz. Kadın belki iyileşmiştir. İrina belki onun yanındadır. Gene bir araştırsanız ha. Benim çocukla ilgili bir sıkıntım yok ki ya. Yani ben Galina'yı seviyorum. O çocuk benim ailem. Tamam da öyle olmaz. 2 gün sonra sizin kendi çocuğunuz olunca ne olacak? Problem olacak. Çocuk mu? Yani biz şimdi durup dururken çocuk mocuk mevzusuna niye giriyoruz ki? Yani Allah Allah. Ayrıca çocuk olması için önce ilgili bir hanımla flört etmek lazım değil mi? Yani sonrasında çocuk olur. Değil mi yani? Hangi kadın sonsuza kadar flört eder Sermet Bey? Hı? Tamam canım, ben sizi anlıyorum. Siz erkek milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız yani. Tasmayı kaptırmayayım, aman onun derdindesiniz. Hem kalbiniz çarpar böyle deli gibi, hem de gözünüz kapıda olur nasıl kaçsam diye. Benim gözüm kapıda falan değil. Ben Galina'yı düşünüyorum. Cık. Olmaz. Çocuk annesi dönecek sanıyor. Gelmeyeceğini anlayınca büyük sarsıntı geçirecek. Neyse, ben sizi daha fazla üzmeyeyim. Ben yemek yapıyordum. Birlikte yer miyiz? Yeriz. Tamam. Ama birlikte yapacağız. Yardım edeceksiniz bana. Ben mi? Evet, yardım edecek kimse yok. Biz yapacağız yemeği. Hadi gelin. Mesajlara döşenirken iyi. İş gerçeğe binince ödü koptu. Ay çok tatlı ya. Böyle küçük küçük idare etmeli. Ben aşk acısı nedir bilirim. Narin'in bir gülümsemesi bile kaç hafta yetiyor bana. Kırmayayım şimdi kızı. Yazık, gönlü olsun fakirin. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, Deniz Hanım, danayı direkt man koymuşsunuz tavaya. Aa, aşk olsun ama bakın bunlar çok güzel. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Eliniz yatkın bu işlere Sermet Bey. Biz sizin gibi hizmetçilerle büyümedik Deniz Hanım. Kendi işimizi kendimiz yaptık hep. Vay Irmak Hanım, kaynananı seviyormuş. Hı. Hoş geldiniz Sermet Bey. Sizi sık sık görür olduk artık bu evde. Rene'yi konuşmaya gelmiş. Ben koruyucu annesiyim ya. Bilmiyordum. Nereden icap etti? Yeni sosyal sorumluluk projem mi? Hayatım, salatayı karıştır. Bir de çatal bıçak getir. Bardaklara da al, hadi. Sürekli beni kontrol etmeniz gerekmiyor Sermet Bey. Bir yere kaçmıyorum gördüğünüz gibi. Ben işimi şansa bırakmam. Irmak hadi oyalanma. Hadi et dolmak üzere. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.